Gelecek olan arkadaşımız var mı? Arkadaşlar sandalyede boş yer kalmasın. Oturmak istemiyorum. Evet, özellikle bayanlar. Türk Dili ve Edebiyatı öğrencileri Hasan Paşa Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri Hasan Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi'ne ziyarette bulunarak kütüphanecilik ve arşivcilik hakkında bilgiler aldılar. Ziyarette Hasan Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü İsmail Duyar, Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi Arif Kımaz ve Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor İsa Sarı ve 57 öğrenci katıldı. Öğrenciler tarihi kütüphane olan Hasan Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi'ni gezerek kütüphanede bulunan arşivlik belgeleri incelediler. Ziyaret daha sonra Hasan Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü İsmail Duyar, kütüphanecilik hakkında bilgiler aktararak öğrencilere arşivleme yöntemlerinden bahsetti. Öğrencilerin bilgiler aldığı ziyaretin sonunda ise öğrenciler kütüphanecilik hakkında merak ettikleri konuları kütüphane müdürü Duyar'a sorarak öğrendiler. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olarak Hasan Paşa Yazma Eserler Kütüphanemizi ziyarete geldik. Burada beraber işlemiş olduğumuz Osmanlı Türkçesi dersleriyle de ilintili olarak Yazma Eserler Kütüphanemizde bulunan belge ve bilgilerle ilgili müdürümüz İsmail Bey'den bilgiler alacağız. Onun haricinde de sizler tabii arşivcilikle ilgili merak ettiğiniz, zaman zaman bize yönetmiş olduğunuz sorularınız varsa bunları İsmail Bey'e bu konuyla en yakından ilgili olan kişi olarak sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ondan gerekli bilgileri alabiliriz. Evet İsmail Bey, buyurun. Evet, teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. İsmail Duyar ismi. Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi'nde müdür olarak görev yapıyorum. Kendim de kütüphaneciyim. Kısaca onu söyleyeyim. Hocamın bana bahsettiği, daha doğrusu istediği, size anlatmamı istediği konular paralelinde ben hem kendimden hem doğal kütüphanecilikten ve arşivcilikten sizlere birazcık bilgi vereceğim. Akabinde sorularınız varsa da onları cevaplayacağız. Kısaca ben İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölüm mezunuyum. 25 yıla yakındır kütüphanecilik görevini yapıyorum. Askerliğimi de dahil kütüphanecilik olarak yapmışımdır. Öyle söyleyeyim. Kısaca üniversite kütüphanesi, özel okul kütüphanesi, halk kütüphanesi, dolayısıyla beraberinde çocuk kütüphanesi ve en son olarak da burası Yazma Eser Kütüphanesi'nde görev yaptım. Hem üniversite, okul, halk kütüphanesi bu tür bir karma tecrübede olduğu için elimden gelince kütüphanecilik, dolayısıyla ağırlıklı arşivcilik üzerine de anlatımda bulunacağız. Şimdi kütüphanelerden kısaca bilgi vermek gerekirse, kütüphane çeşitleri ağırlıklı olarak halk kütüphaneleri, araştırma kütüphaneleri, bazı yerlerde ayrı olarak halk kütüphanelerinin içinde çoğunlukla olur ama çocuk kütüphaneleri, okul kütüphaneleri, araştırma kütüphanelerinin içine dahil edebileceğimiz hem konu üzerine kurumsal kütüphaneler, yani bir firma düşünün, büyük bir kurumsal firma, onun bünyesinde olan bir kütüphane. Bu şekilde örnek verirsek Yazma Eser Kütüphanesi, burası da bir araştırma kütüphanesidir. Üniversite kütüphaneleri gene keza, her ne kadar üniversite öğrencilerine hitap etse de araştırma kütüphanesi niteliğindedir. Zaten kütüphanenize gidiyorsunuz, ayrı bir birim var. Orada da görüyorsunuz. Bu çeşit kütüphanelerden oluşuyor. Okul kütüphaneleri de ağırlıklı olarak mevcut bulunan üniversite kütüphaneleri gibi kendi öğrencileri ve öğretmenlerine, personeline hizmet eder. Okul kütüphanelerinde ama daha çok ağırlıklı olarak hizmet okuma üzerine, çocuklara okuma kazandırma amaçlıdır.